Merhaba arkadaşlar. Bu yeni oyunu tanıtacağım oyun Zingo. Zingo'yu dün internetten yeni aldım. Parçaları bunlar. Ve şöyle bir aparatı var. ...72 tane sarı kartı var ve bu kartlar şu aparata konuyor. Ve şöyle yaptığınızda buradan kartlar çıkıyor. Bence bu hiç güzel olmamış çünkü tek kart çıksa daha iyi olurdu. Çünkü iki tane kart çıkıyor. Ve resimlerde ve kartlarda mesela burada bir köpek var. Burada da bir köpek var. Mesela burada iki resim... Aynı bunu diyelim ben aldım. Bunu da bir başkası aldı. Buradan bir köpek çıksa, köpek resmi çıkmış olsa, önce kim söylerse o alıyormuş. Burada bir böyle bir çocuklar arasında bir arbede olur bence. Kapışma durumu olabilir. Bence hiç de iyi olmaz bu durum. Ayrıca bu kartların böyle plastik olması güzel. Dayanıklılık açısından. Bu Zingo'dan da bu aletten de çıkması çok güzel. Şuradan çıkıyor. Bunların hepsini, bu kartların hepsini buraya koyuyorsunuz. Şunun içerisine koyup bu kartlar sırayla çıkıyor. Yalnız aynı yüzde köpek ve bir köpek daha var burada. 3 tane köpek var mesela. Kırmızı üzerlerin kırmızı bölümde, kırmızı zemin olan kartlarda 3 tane köpek var. Aynı şekilde kediler 3, 1, 2, 3, 4. 4 kedi var bu yüzeyde. Şimdi buradan bir kedi çıkmış olsa ve bu 6 kişilik bir oyun olmuş olsa ya da 3 kişilik fark etmez. 4 tane kedi, 4 köpek. Ya da diğerleri de aynı şekilde. Aynı resimden birkaç tane var. Mesela bakın. Ayakkabı. Saat. Burada bir çocuklar arasında bir ben kapma yarışı yapılabilir çocuklar arasında. Bence hiç de böyle bir hoş olmaz bu durum. Kartlar budur. Aynı kartlardan ikişer tane var. Ama aynı anda çıkmıyor. Karışık koymak gerekiyor. Kırmızı kartlar da böyle. İsterseniz siz de kırtasiyelerde böyle kalın mukavvalar satılıyor. Renkli mukavvalar. Renkli mukavvalardan pembe, yeşil, mavi istediğinizi alıp bunları da A4 kağıdına çıkartıp zaten renkli değil. Bu oyunun aynısını siz de yapabilirsiniz. Bu oyunun kırmızı zemin. Ya da yeşil zemin. Ya da iki çift taraflı yapabilirsiniz siz de aynı şekilde. İsterseniz mavi zemin ya da yeşil zemini buraya, yeşil mukavvayı buraya yapıştırın. Arka sırt sırta. Kırmızıyı da buraya. Üzerine de A4 kağıdına bu şekilleri çıkartıp bütün olarak yapıştırın. Şu şekilleri de A4 kağıdına çıkartıp tek tek kesip bir torbaya koyup, içi görünmeyen bir torbaya koyup oradan çocuklara sırayla çektirebilirsiniz. Hem çocukların kelime öğrenmesi açısından
Güzel bir oyun. Ama bu fiyata eder mi? Bence etmez. Çünkü şurası farklı. Ve burası farklı resimlere sahip olsaydı oyun güzel olabilirdi. Ama burası da aynı. Burası da aynı. Bunun gerek yok bence. Ha, zeminin ha yeşil olmuş, ha kırmızı olmuş hiç fark etmez bence. Şekiller aynı olduktan sonra. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz siz de. Farklı resimler kullanarak. 106 TL'ye alınacak bence bir alınacak bir oyun değil. Ben bu oyunun İngilizcesini de yapabilirsiniz aynı şekilde. Aynı resimleri kullanarak. Mesela buna shoes, worm, train, ball, house gibi yazıp İngilizcesini de yapabilirsiniz aynı şekilde. Böyle Türkçe bu isimlerin olması güzel. Çocukların okuma yazma öğrenmesi açısından fotoğrafik hafızayla. Burada hani tümden bu ayakkabı yazısını görmeleri güzel. Oyun bu şekilde. Siz de ekrandan resmini çekip A4 kağıdına çıkartıp mukavaya yapıştırın ve böyle bir oyun kendinize yapın. İyi günler.